Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün gölge dövmelilerin hikayesinden bahsedeceğiz. Gölge dövmeliler intikam veya güç için bazı ruhlarla anlaşma yaparak vücutlarına bir dövme yaptırıyor. Bu anlaşmaların ağır bedelleri oluyor. Tek tek şampiyon hikayelerini anlatırken bunlara değineceğim. Hikayedeki güç kaynağı olan ruhlar Asol ve Voli. Dövmeleri yapan kişi de Udyr. Beni en çok etkileyen Yasuo ve Yone'ninki oldu. Bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz? Asol ile başlıyoruz. Yüzyıllardır dövmeler aracılığıyla fanilerle anlaşma yapan kadim ruh Asol, yonlarına hayat enerjileri karşılığında insanüstü bir güç bahşediyor ve günü gelince iştahına yenik düşene kadar yavaş yavaş eriyip bitmelerini izliyor. Bitmek bilmeyen çatışma ve savaşlar sayesinde Asol daima beslenerek gücüne güç katabileceği anlaşmalara sahip oluyor. Şimdi Voli'ye geçiyoruz. İntikam peşindeki birçok kişi hiddet ve savaş ruhu olan Voliber'le anlaşma yaptı. Fakat yalnızca Udyr buna bir yıldan fazla dayanabildi. İster öç ister can almak için saldırsın, öldürdüğü herkesin ona daha çok güç kazandırdığı bir gerçek. Kendisi güçlendikçe yolunu kaybedip anlaşma yapmak için onu arayan fani sayısı artıyor. Ve bu ayı asla aç kalmıyor. Hemen Udyr'e geçelim. Gölge dövmeli savaşçıların dövmecisi olarak birçok fedakarlık yapan Udyr, kendi parçalarını birden fazla ruha kurban ederek ve vücudunu onların gizemli anlaşmalarıyla kaplayarak doğuştan gelen ön sezilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Udyr ona dövme yaptıranların özlerini görüyor, ödemeleri gereken bedeli biliyor ve onları amaçları için ihtiyaç duydukları gücü sağlayacak ruhlarla buluşturuyor. Gelelim Master Yi'ye. Master Yi'nin ailesi cemiyete direnerek Rabadon şehrinden kaçmayı başarsa da hayatta kalmayı başaramadı. Ailesinin kanını yerde bırakmamak için cemiyete karşı kılıç çekebilecek güce sahip olmak uğruna ömrünü büyülü bir dövme için feda etti ve ilk gölge dövmeli savaşçılardan biri oldu. Geriye ne kadar ömrünün kaldığı bilinmiyor ancak yine de şehrini kurtarmaya ve intikamını almaya kararlı. Kaysa'ya geçiyor. Cemiyet yüzünden babasını kaybeden genç Kaysa şehre kaçarak isyancılara katıldı. Başkalarının onun için savaşması fikrini reddeden Kaysa karşılık verebilmek adına bağımsızlığından feragat ederek hayatta kalmak için büyülü ve simbiyotik bir dövme edindi. İntikam için ihtiyaç duyduğu araçlara nihayet sahip olan Kaysa adaletin yerini bulduğundan emin olacak. Favorilerimden biri olan Yone'ye geçiyoruz. İki kardeş evlerini kaybettikten sonra gölge dövmeli savaşçı oldu. Biri özgürlüğünden feragat ederken diğeri kimliğinden vazgeçti. Yone dövmesi için büyük bir bedel ödedi. Hiç kimse onun var olduğunu hatırlamıyor. Artık maskeli adam adlı meçhul bir yabancıdan ibaret olan Yone, cemiyetten kaçanları Yasuo onlara kol kanat gelene dek koruyor. Son olarak Yasuo'ya geçiyoruz arkadaşlar. Master Yi ile birlikte evinden olan Yasuo şimdilerde gölge dövmelerinden faydalanarak Rabadon şehri ve onun kıyı sınırları arasında rüzgarda yolculuk ediyor ve koruma talep eden sivillere gizemli maskeli adamın yardımı ile kol kanat geliyor. Güç elde etmek için özgürlüğünden feragat etmiş olsa da bu bedeli yardıma en çok ihtiyaç duyanlara el uzatamamanın cezası olarak görüyor.